Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugün gençleşleri bitti. Ağlamama challenge yapıyoruz. Vallahi videolarıma baktım. Gülmeme challenge'ımız var. Korkmama challenge'ımızı daha yeni yaptık zaten, biliyorsunuz. Dedim bir de bakalım, ağlamama challenge yapacağız. Bu müşteri birlikte hüzünlü, üzücü videolar izleyeceğiz. Şimdi gençler, önümde birkaç tane video var. Bakalım sizlerle birlikte bu videoları göz atacağız. Bakalım challenge'ı tamamlayabilecek miyiz? Tamamlayacağımı düşünüyorum. Ama aşırı derecede hüzünlü olsa da birkaç bir şey olabilir. Neyse, hadi videoları izlemeye geçmeye başlayalım. Daha fazla istiyorsanız da beğenebilirsiniz. Hadi başlayalım. Videomuza başlıyoruz. İlk olarak hayvan videolarını izlemek istedim. Bakalım nerede olacak. Evet, şimdi bir köpek ve bir adam geldi, elinde hediye kutusu. Kızı herhalde, kızına hediye almış. Aha, köpek çıktı. Çok güzel. Evet, beraber şey yapıyorlar. Top atıyor. Güzel şeyler. Kesin birazdan var ya, acayip şeyler olacak. Dediğim gibi geçer, devamı içinde bu videoya bir iyi bir like bekliyorum. Sayı vermeyeyim, siz atın. Gelirse devamı gelir, evet. Aha, köpeğe tekme attı. Senin ben. Evet, gün geçtikçe köpeğe yaralanıyor, bir şey oluyor. Evet, yağmur yağıyor. Aha, aldı içeri. Yok, almadı. Arabayı götürüyor lan. Nereye götürüyorsun? Abi, köpeği herhalde uzak bir yere götürüp bırakacak, aynen öyle oldu. Vay şerefsiz. Köpek koşmaya çalışıyor ama yetişemiyor tabi. Bu arada söylemeden geçmeyeyim, arka plan değişecek. Yorumlarda çok güzel yorumlar görüyorum. Türk bayrağı harika olmuş, şahane. Yani Türk bayrağı gerçekten de güzel olmamış gibi yorumlar. Bundan sonra Türk bayrağını bırakacağım. Çok da güzel duruyor zaten. Ama arkası da değişecek. Biraz zaman lazım ama. Çünkü neler katacağım aklımda değil hali. Evet, birçok buluyor. Acıkmış herhalde. Aha. Aha, hayvan barınağından kişiler götürdü. Evet, hayvan barınağına geldi. Birisi sahiplendi herhalde. Ha, köpekler de satılık değildir. Bu hikayenin sonunun iyi bitmediğini hepimiz biliyoruz. Evet. Dünyanın pek çok ülkesinde sokak köpekleri zor şartlar nedeniyle daha yavruyken hayatını kaybediyor. Evet. Yetişkinliğe erişebilen köpekler ise bazı görevlilerin ihmalkar tavırları nedeniyle toplanma esnasında veya uyuşturulurken zarar görüyor. Geçer zaten, yani bunu anlatan şey nedir? Köpekler alınmaz, sahiplenir. İnsanlar bunu söylemeye çalışıyor. Köpekler yani parayla alınmaz, sahiplenir. Evet, dümbükleri görüyorsunuz. Yılbaşlarında ve doğum günlerinde aileler çocuklarına yavru köpekler hediye ediyorlar. Sanki onlar bir oyuncaktan ibaretmiş gibi. Yani onların canı yokmuş gibi diyor. Kaldıramayan bireyler onları büyüdüklerinde ve ev ortamına alıştırdıktan sonra dışarı atıyorlar. Özellikle 3. Dünya ülkelerinde sokak köpeklerinin çoğu insanlar yüzünden hayatını kaybediyorlar. Bu arada videonun sonunda size bir şey göstereceğim. Belki bilenler daha vardır. Almak yerine çaresiz olanları sahiplenmek ve sıcak bir yuva sunmak. Terk edilmenin acısını üzerlerinden atamamış. Aynen öyle yani. Köpekler. Şimdi ikinci videomuzdan devam ediyoruz. Benim babam dünyadaki en tatlı baba. Evet. Yine güzel başladı video. En yakışıklı baba diyor. En zeki. En akıllı. Sanki bu video çok kötü bir yere gidiyor gibime geldi. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Yok, ben herhalde başka bir şey izlemiştik. Dur. Evet. Çok iyi biri ama, evet, ama dediyse hadi bakalım. Yalan söylüyor. Evet, koşmaya başladı.
İş hakkında yalan söylüyor. Evet, bu video dediğim gibi bayağı kötü bir yere gidiyor şu anda. Evet, iş başvurusuna geldi. Yani adamın işi yok herhalde. Yani birkaç yerde çalışıyor. Aynen. Böyle şey işlerde, ne derler ona? İsmini unuttum. Yorulmadım diyerek yalan söylüyor. Her şeyi alabileceğimiz konusunda da yalan söylüyor. Hani parası olmadığı halde, çok azaldığı halde çocuğunu mutlu etmeye çalışıyordur. Evet, kabul edilmedi. Yani aynı anda adam 4-5 işte falan çalışıyor. Çocuğuna baksın diye yani. Evet, kız kendisini de suç buluyor. Tuvaletlerde her yer, adam her yerde çalışıyor kızına baksın diye. Ya böyle insanlar gerçekten var yani. Zaten bunlar genellikle gerçekten iyi şey oluyor, yararlanıyor. Evet. Ne olacak? Vallahi çok güzel video ha. Hafif bir şey olmadı değil bende de ama güzel video. Harbiden güzel. Arkadaşlar video burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başarıyla geçtik diyebiliriz. Çok daha üzülmedik. Daha videolar var bununla ilgili. İzleyebiliriz. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi devamı için beğenmeyi unutmayın. Bir evladın geleceği tüm fedakarlıklar değer. Evet, doğru söylüyorum. Neyse hadi bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.